Merhaba ben hırsız. Ah, Köyü yeni bir zengin taşınmış. Şunlara bakın. Kimse bu evi soyamaz. Demek öyle. Kafada silahlı korumalar var. Vivi soymam kolay olmayacak. Ve ben hırsız değilim şu boğazımdan da haram lokma geçmez. Şimdi hazırsanız gidip kontrol edeceğim. Bir süre elması var. Olsun ne yapayım? Elması var diye kimseye yalakalık yapamam biliyorsunuz ki. Olmuyor karakterim izin vermiyor. Neden? Çünkü çok namusluyum. Bu kadar namus olacak ne var da? Ah, pastacı. Bu pastayı yapmak için 10 gündür uğraşıyorum. 10 günde mi yaptın? Bakayım. Pasta çok güzel görünüyor. Evet, pasta çikolatalı. Belçika'dan özel getirdim. Çok pahalı bir pasta bu. Ne? Süper görünüyor. Canım çok çekti. Parasını verirsen yiyebilirsin. Para mı? Ama ben hayatımda hiçbir şeye para vermedim ki. Ne? O nasıl oluyor? La? Nasıl mı? Çok basit. Diyorum alıyorum. Olmaz. Parasını vermeden veremem. ikram edemem. Çok uğraştı bu pasta için. Pastayı görüyor musunuz? Canım nasıl da çekti. O oh, harika çikolata lezzet patlaması. Ben bu pastaları özel olarak yapıyorum. Almak isteyen yok mu? Pastayı bayağı özenle hazırlamış. Oh, nasıl parlıyor? Buradan gördüm yere 50 kuruş düşürmüş birisi. 50 kuruş mu? Hani nerede? Bakayım. Bak şurada. Oh. Yiyelim. Nerede bu 50 kuruş? 50 kuruş falan yok. Düşmemiş. Bakayım. Ah. Pasta nereye gitti lan? Pasta mı? Evet pastam nereye gitti? Pastayı şuradan birisi geldi yiyip kaçtı. Kaçtı mı? Ee, şu tarafa kaçtı. Onu ben yakalayayım mı On 10 gündür uğraşıyorum pasta yapmaya. Parasını versene la. Sen daha 50 kuruşu göremiyorsun şuradaki. Nasıl gördüm ama? Bakın şu gözler yanılır mı? Alalım kimse görmeden. Yerde buldum benimdir. Kısa günün karı. Alalım. Tamamdır. Gidelim. Yalnız pastanın tadı da süpermiş. Ne diyordu mesela şu boğazımdan helal lokma geçer sadece. Yalakalık yapamam. Aha. Dur bakalım. Aha. Sakin olun. Ben şuradaki evde oturuyorum. Demek öyle. Girebilirsin. E sağ Bunlar çok tehlikeli. Bu ne böyle? Bunlar ne? Bu da kim? Adam gibi adam. O karizma insan. Hoş geldiniz köyümüze. Ben şuradaki evde oturuyorum. Ay yalakaya bak. Hoş buldum. Siz köye geldikten sonra köyün havası değişti. Şey pis bir kov. Ne? Köyümüzde sanki bir güneş gibi doğdunuz. Ay yalakala bak Evet bunlar gerçekle. Patron inan başına. Bakın duyun neler söylüyor bana. Bir de beni beğenmiyorsunuz. Kim beğenmiyormuş? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Görüyorsunuz değil mi? Patron şu evin haline bak. Her tarafta başka bir eşya var. Acı bağlar bir milyoncusu gibi. Ne? Abim Mahmut belki bir gün işe yarar diye atamıyorum ki. Doğru işe yarar bu ne? Patron zaten sen bir sürü elmasın yok mu? Bunlara ne gerek var? Diş fırçası gerekli. O diş fırçaları dedemin diş fırçaları. Dedenin mi? Ne? <laughs> Patron bunu niye saklıyorsun? Görüyor musun şunun üstündeki elbiseyi? <laughs> Şimdi bunun bütün elmaslarını alayım da görsün. Bugün her şey istediğim gibi gidiyor. Pasta yedim 50 kuruş buldum. Ah, <laughs> 50 kuruş? Evet. Onu bana versene bozuk para koleksiyonu yapıyorum. Koleksiyon mu? Madem çok istiyorsunuz koleksiyonu atalım. Atalım şuraya. Görün de şunu örnek alın nasıl yalakalık yapıyor bana görmüyor musunuz? Adam gibi adam. Elbiseniz de yeni modaymış. En öyle taze elmasdır sevmiyorum. Patron o kadar çok elmasım var bir tane sıra alsan kendine. Afiyet oh, ben böyle seviyorum. Öyle seviyor sana ne? o Yalakalık yapıp durma patrona. Size yalakalık yapmak büyük bir şeref benim için. olsa şifreliymiş bunun şifresi kaç acaba? Yazalım. Kasaya dokunan işi biter. Demek işi biter. O zaman ben gideyim saygılarla görüşürüz bakın arkamı dönmeden çıkayım böyle önün ön. Nasıl yalakalık yapmadım ama gördünüz mü? Ben karakterimden ödüm vermem Elmas olduğu için beni nasıl küçük gördü gördünüz mü? 50 kuruşumu da elimden aldı Ben bunun hesabını ondan sorarım Neyse ki karakterinden ödüm vermeyen bir yapım var da sonradan zoruma gitmiyor Yoksa ben birisine yalakalık falan yapamam Tamamdır hazırsanız buraya soygun yapacağım Önce kazanın şifresini öğrenmem gerekiyor Şimdi hazırsanız bu Birbirinden gereksiz eşyaları ona hediye edeceğim. Evin tavanına bu gizli kamerayı takacağım. Evinin içerisi angora sirke gibi olduğu için asla kamerayı fark etmeyecek. Gidiyorum hazırsanız. Alalım şunları. Hazırsanız şifreyi öğreniyorum. Merhaba. Sizin patrona hediyeler getirdim. Eşya getirmesen lan. Eşyalar getirdim. Alın içeri. <laughs> Gir içeri ya. ha. Aga size neler getirdim? Eski telefon. Ama en sevdiğim en lazım olan. Aga sokaktan su top tabelasını getirdim size. E şuraya asayım. Onu nerede söktün lan? Allah razı olsun. Melek gibi adammışsın. Bitmedi. Bir tane kuş kafesi getirdim. E şuraya asalım. Kamerayı da arkasına takalım. Bu eşyaların hepsi çok güzelmiş. Görüyorsunuz değil mi ne kadar gerekli eşyalar getirmiş. Ee, patron gördüm. Evet işte bunlar. Tamamdır hazırsanız kameraya bağlanıp şifreyi öğreneceğim. Hazırsanız gizli kameraya bağlanıyorum. Açıyorum. Açalım. Tamamdır. Kameraya bağlandım. Görüyorsunuz kafesin arkasına taktım. Asla göremezler. Bütün konuşmaları duyacağım. Ben bu kasanın kapısını en son geçen yıl açtım. Bir şey satın almıyorum ki. <laughs> o yüzden kasayı asla açmam. Şifreyi kimseye söylemem. Duydunuz mu? Kasayı açmıyormuş. Nasıl öğreneceğim ben bu kasanın şifresini? Bu evi nasıl soyacağımı biliyorum. Şimdi hazırsanız kendi mezarımı yapacağım. Böylece soygunu yaptıktan sonra beni yakalayamayacaklar. Yanlış köye geldi bu. Etrafta kimse görünmüyor. Hazırsanız mezarı yapıyorum. Alalım şunu. Allah rahmet eylesin. Çok da iyi adamdı. Alalım şunu. Silelim. Çukuru derinleştirelim. İnelim. Merdivenleri dizeceğim. Üstünü kapatacağım. Burası. Seçelim. Onu seçeceğim. Buraya bir kapı yapıyorum. Açalım. Kıralım şunları. Onu koyacağım. Açalım. İşte bu. Girelim mezarımızın içine. Şuna bakın. Buraya bir oda yapacağım. Kıralım şöyle. Seçelim. Burası. Silelim. Siliyorum şunları. Silelim. Bunları da. Mezarımın üzerini çift taraflı camla kapatacağım. Böylece ben dışarıyı görebileceğim. Dışarıdakiler beni göremeyecekler. Şunlara bakın. Görüyor musunuz? Öyle. Burası. Tamamdır. O zenginin evinin altına kadar gideceğim. Böylece evin içerisini görebileceğim. Silelim şurayı da. Şurayı da ayarlayalım. İşte bu. Seçiyorum. okalım, İlerletiyorum. Tamamdır evinin altına ulaştım. Gidelim. Silelim şöyle. Şimdi evin altına gizli bir cam yapacağım. Ayarlayalım. Tamamdır. Görüyor musunuz şunu? Evin içerisini tamamen görüyorum. İşte mezarımın içerisi. Dışarıdan hiçbir şey belli olmuyor. Bu soygunu yaptım ve kimse benden şüphelenmeyecek. Çünkü mezarın içerisinde olacağım. Kapatıyorum mezarı. Bu mezarın içerisinde bir süre yaşamam gerekecek. Yatağa koyalım şöyle. Tamam der. Burada ne kadar kalacağım belli değil. Yiyecekleri koyalım. Sandığı koyalım. Polisler gidene kadar bu mezarın içerisinde kalacağım. O yüzden yiyecek önemli. Bir sürü yiyecek aldım yanıma. Görüyor musun şunları? Tamamdır. Geldiler. Hazırsanız soygun başlıyor. Alalım şunları. Tamamdır. Gidelim. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Yakalanmamam gerekiyor. Sessiz olacağım. Oh, arkası denik. Çıkalım şuradan. Tamam der. Buradan koyun köpünü kesiyorum. Bir şey atarlarsa hemen kapacağım. Tamamdır. Sen önce şu kazanın şifresini söyle. Sakın yanlış bir hareket yapma. Yavaşça buraya doğru dön. Sen. Nasıl girdin içeriye? Çabuk kazanın şifresini söyle. Yoksa işim biter. Ne? Söylemem. Sakın yanlış bir hareket yapma işim biter. Adamlarının bir şeyden haberi yok. İşinin bitmesini istemiyorsan hemen söyle. Tamam 326. Aferin sakın yanlış bir hareket yapma. Al şunları. 326. Aha. Açalım şu kasayı. İşte bu. Bekle orada. Aha. Alalım elmasları. Soygunu yapacağımı söylemiştim. Hepsini alalım. Tamamdır şimdi sen orada bekle kapatalım şunu. Tamam der. İşte bu. Gidebilirim. Açalım. Kapatalım. Soygunu tamamladım. Gizli geçidi kapatıyorum hazırsanız. Kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Polisleri geliyor. Beni bulamayacaklar. İlk devrimi sayın adam buydu. Adamın işi bitmiş. Allah'tan kork. rahmetin arkasından iftira atma. Doğru söylüyorum buydu. Polis bey pastam çalındı. Neydi pasta? Çikolatalı. <laughs> Aa, evini kimin soyduğunu bilmiyorsun. Bizim daha önemli işlerimiz var, gitmemiz gerekiyor. Elmaslarım. Adam nasıl soysun senin evini? Hasta çikolatalı mıydı? Polisler köye geldiler. Beni arıyorlar. Evet ben hırsız. Bugün köyde soygun yapabilmek için gizli bir mezar yaptım. Her yaptığım planı ve soygun sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer artık bundan sonra namuslu olmam ve köyde pasta satmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım videosu size Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.